%20'si şeker olan 300 gram şekerli suya kaç gram şeker eklenirse şeker oranı %25 olur. Bakın 300 gramın %20'si şekermiş. Önce 300'ün %20'sini buluyorum. Arkadaşlar buradan 60 gram olduğunu buluyorum. Bakın karışım sorularında arkadaşlar karışımdaki madde miktarını yukarı yazıyorsunuz. Tüm karışımı da aşağı yazıyorsunuz. Yani 300 gram karışımda 60 gram şeker vardı. Sonra kaç gram şeker eklenirse demiş. X gram şeker ekliyorum. Karışıma da X ekliyorum. Ve son durum %25 oluyor. Yani 25 bölü 100'e eşitliyorum. Hatta burada sadeleştirme de yapalım. 25 ile 100'ü 1'e 4 şeklinde. Daha sonra işler sarı çarpımı yapalım. 240 artı 4x 300 artı x'e eşit. Buradan da 3x eşittir 60. X de buradan 20 olarak bulunur. İkinci örneğimiz %20'si şeker olan 300 gram şekerli sudan kaç gram su buharlaştırılırsa şeker oranı %25 olur demiş. Burada da arkadaşlar 300'ün %20'sini yine buluyorum. Şeker miktarını 60 gram şeker var. Şekeri üst kısmı yani madde miktarını üste karışımı alta yazıyorum. Su buharlaştırdığımız için şekerde bir eksilme olmayacak. Sadece karışımdan x gram su buharlaştırmış olacağız. Ve şeker oranı %25 olacak. Yani 25 bölü 100'e eşitliyorum. Burada da sadeleştirme yapalım arkadaşlar. 1'e 4. Daha sonra içler dışlar çarpımı yapalım. 300 eksi x eşittir 240. Buradan da x'i 60 olarak bulmuş oluyoruz. Bir başka karışım problemi örneğimiz. %20 şeker olan 300 gram şekerli suya kaç gram su eklenirse şeker oranı %15 olur demiş. Burada yine öncelikle şeker miktarını buluyorum. 300'ün %20'si 60 gram şeker var. Şeker miktarını yukarı, karışım miktarını alta yazıyorum. Su eklenirse dediği için şekerde bir artma olmayacak ama karışım x kadar artmış olacak. Ve son durumda %50'miz %15 olacak. Sadeleştirmemizi yapalım. 15 ile 100'ü 5'e böldüğümüz zaman 3'e 20 yaptı. İçler dışarı çarpımı yapıyorum. 1200 eşittir 900 artı 3x oluyor. Buradan da 3x eşittir 300. X de buradan 100 olarak bulunur. Bu sorumuzda da arkadaşlar iki farklı karışımın birbirine karıştırılması var. A kabında %30 200 gram, B kabında da %20 300 gramlık şekerli sular var. A ve B kaplarındaki karışım bir araya getirilirse yeni karışım şeker oranı yüzde kaç olur? Bakın 200'ün %30'u şöyle yazalım. Daha sonra 300'ün %20'si karıştırılıyor. Toplam karışım bakın 200 ve 300 yani toplam karışım 500. 500'ün yüzde kaçı şeker olur şeklinde soruyu çözmüş oluyoruz arkadaşlar. Burada sadeleştirmemizi yapalım. 2 buradan da 3 kalacak. Burada da 5 olacak. 60 artı 60 eşittir 5x. Buradan da 5x eşittir 120. X'i de buradan arkadaşlar 24 olarak bulmuş oluyoruz. Hepinize sınavlarınıza başarılar dilerim.